Bunlar ateist. Peki, dünyadan haberlere geçelim. İlk haberimiz Türkiye'nin dini azınlıklar karnesinden de bahsettiğin biraz önce haber. Vatikan destekli Aid to the Church in Need International adlı derneğin 2019 ve 2020 yıllarını kapsayan raporunda dini azınlıklara karşı zulmü simgeleyen kırmızı kategoride 26, ayrımcılığın varlığına işaret eden turuncu kategoride 36 ülke yer aldı. Türkiye'de turuncu kategoride yer alan ülkelerden biri. Söz konusu raporda Diyanet İşleri Başkanlığı'na ayrılan 11,5 milyar liralık bütçenin 6 bakanlığın bütçesini geride bıraktığı, ülkenin en büyük dini azınlığı olan Alevilerin, Sünni İslam'ın öğretildiği din derslerinden muafiyet hakkına sahip olamadığı, yılbaşı ve Noel günlerinde Hristiyanların geleneklerine yönelik nefret söyleminin sarf edildiği, Yahudilerin de yine antisemitist söylemlere ve gizli güç iddialarına maruz kaldığı belirtildi. Ayrıca dini özgürlükler açısından Türkiye'den beklentilerin son derece olumsuz olduğu da kaydedilmiş. Yine benzer bir araştırma yürüten Birleşik Devletler Dini Özgürlükler Komisyonu isimli kuruluşun 2020 tarihli raporunda Türkiye'de dini özgürlüğün tedirgin edici durumunu sürdürdüğü ifadesi yer aldı. Yine bu raporda da ülkedeki çeşitli olumsuz durumlardan bahsedilmiş. Siyasal İslam'ın vücut bulmuş hali olan AKP lideri Erdoğan, ülkesindeki azınlıklara bakış açısını yaptığı konuşmalarda çok kez ortaya koydu. Dolayısıyla bu bakış açısının bu bahsedilen iki derneğin iki raporunda tutarlı bir şekilde yansıdığını da görüyoruz hep birlikte. Bu konudaki fikrin ne? Ne olabilir ki desene, yaşayarak görüyoruz zaten. Söyledik zaten, yani o biraz önce de bak bir, de, yani evet. Bir kere değil iki kere söyledik. Sebat Ateistler'de de söyledik. Evet. Böyle yani. Evet. Daha da kötüye gidecek duruyor. Çünkü bu öyle kaşın... söylüyorlar. Ve ekonomik kriz mi var? Bunu kaşıyor. Evet. İşte dış politikada bir rezillik mi? Kaşı birkaç gün daha kazan. Bu hikaye ama çok tehlikeli tabii. Bunun sonucunda evet. İnsanlar ölüyor. Örnek Malatya kitabevi cinayeti değil mi? Böyle çok var. Bir diğer haberimiz The Godfather, Mafya Papası. Papa Francis 2013'te Katolik aleminin ruhani lideri olduğundan bu yana Vatikan'ın dini öğretiye aykırı kabul ettiği olgulara yönelik katı tutumunda bir yumuşama gözleniyor. Yani Vatikan'da bile sekülerliğe doğru bir yöneliş gözlemleniyor. 2013 yılının sonunda ilk apostolik mesajını yayımlayan Papa Francis, kiliseye kapsamlı bir reform çağrısında bulunmuştu. Bu reformasyon hareketinin en radikal örneği Papa Francis'in geçtiğimiz yıl eşcinseller hakkında sarf ettiği sözler olmuştu. Ayrıca Papa Francis'in kilise görevlilerinin karıştığı çocuk istismarı tacizi davalarını papalık sırrı kapsamından çıkararak yargılamaların önünü açtığı ve Vatikan'daki yolsuzlukların üzerine gittiği de biliniyor. Toplamda milyonlarca kişinin öldürüldüğü Haçlı seferlerini, Orta Çağ'daki din ve mezhep savaşlarını ve Engizisyon mahkemelerini göz önüne aldığımızda, tarihin en büyük mafya örgütlerinden biri sayabileceğimiz Katolik Kilisesi'nin Godfather'ı olan Papa Francis'in mafyayı aforoz etme işine önce kendi kurumundan başlaması gerekiyor. Buenaventura Durti'nin de dediği gibi ışığıyla aydınlatan tek kilise alevler içinde yanan kilisedir. Çok güzel bir söz. Ne diyorsun Papa Francis'in bu adımlarına? Onu da istersen Vatikan'ın günahları diye karanlık dosyamızda konuşalım. Yani say say bitmez. Evet, gerçekten. Yani en büyük suç örgütü Vatikan'dır. Dünya tarihindeki en büyük suç örgütü. O net. Evet, ona ayrıca parmak basalım gerçekten. Son dünyadan haberler bölümündeki son haberimizde Avrupa'da da rahat yok başlıklı haberimiz. 4 Ekim 2020 tarihinde Almanya'nın Dresden şehrinde gezen eşcinsel bir çifti bıçaklı saldırıda bulunan 55 yaşındaki Thomas Leigh'i öldürürken 53 yaşındaki partneri Oliver Leigh'i de ağır yaralayan Suriyeli cihatçı Abdullah A. geçtiğimiz günlerde Dresden Yüksek Bölge Mahkemesi tarafından müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Alman Ceza Kanunu 57A maddesi uyarınca müebbet hapis cezasına çarptırılan hükümlü
cezasının 15 yılını tamamladıktan sonra denetimli serbestlikten faydalanabiliyor. Fakat suçun özel ağırlığının tespitinden ötürü bu hak Abdullah A'ya tanınmayacak. Bu yaşanan cinayet İslamcılar tarafından Almanya'da gerçekleştirilen ve ölümle sonuçlanan ilk homofobik saldırı. İslamcı terörist Abdullah A'nın sicili ise oldukça kabarık. 2017'den beri devletin takibinde olan Abdullah A, sosyal medyada da IŞİD'in sembollerini kullanıyor ve kendisini uyuyan hücre olarak tanımlıyordu. 2018 yılında IŞİD propagandası yapmaktan 2 sene 9 ay hapis cezasına çarptırılmış olan zanlı, hapisten çıktıktan 5 gün sonra bu sözünü ettiğimiz saldırıyı gerçekleştirmiş. Kendi ülkelerinde dinsel ve cinsel farklılıklara hayat imkanı tanımayan İslamcılar, kendilerini kabul eden seküler Avrupa ülkelerinde de aynı ölümcül geleneği yaşatmaya devam ediyor. Ne denebilir ki? Tanrısallığın nefes aldığı bir yerde insanın yaşaması imkansızdır. Yani ne kadar kaçsak da... Evet. Dresden, yani Doğu Almanya biliyorsun neonazizmin yükseldiği evet. Yine. Dresden de onların merkezlerinden biri. Aslında tam da şeyin içine geliyor, biliyor musun? Devletin de işine gelecek hikaye. Çünkü zaten bıktıkları bir şeyden, mülteci hikayesinden al işte kardeşim diyorlar. Bu ve bunun gibi seri katillerin yaptığı her eylem 50-100 tane yeni neonazinin ortaya çıkmasının sebebi. Aslında ondan sonra nasıl bir İslamofobi diye, İslamofobi diye bir başlıkta ondan sonra tartışıyorlar. Niye bunlar bize evet. Yapılıyor? Bunlar birbirini çok iyi besliyor. Siyasal İslamcı terörist eylemini yapıyor. Neonazi ondan sonra gidiyor, yabancı dövüyor. Zenci dövüyor, siyah dövüyor, işte Türk dövüyor. Her türlü mülteci dövüyor. Solcu dövüyor. Değil mi? İşte birbirlerine böyle yalışıyorlar. Yani tüm gerilikler, gericiliğin her türü birbirini çok iyi besliyor. İşte buna karşı aklı olanların, seküler olanların, demokrasiden, insan haklarından yana olanların bir arada durması ve hepsine karşı mücadele etmesi gerekiyor. Tüm bu terör birbirini besleyen ve sisteme de bazen çok fazla yarayan bir hikaye maalesef. Bunlar ateist!